Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videoda sizlerle beraber bisikletime bir tane çanta yapıyorum, onu göstereceğim. Şeffaf bir malzemeyi ben bir bisiklete göre kestim ama tabi boyu kurtarmıyor. Kurtarıyorsuna baktırmak için gösteriyorum size. Ölçütünü biraz sonra paylaşacağım. Öncelikle işte sarıp gösteriyorum hani şeffafın ne kadar kurtarabildiğini. Gördüğünüz gibi en üst tepe noktası 75 santim genişliğinde. 25 santim biraz da şey var kumaşın. 140 santim de boyu var şeffaf malzemenin. Sonra bu siyahla aşağıdaki uzun şeffaf parçayı dışa bakacak yüzeyleri birbirine bakacak şekilde tutturuyorum. Gördüğünüz gibi dikişini bir tur atıyorum. Bu ikisini birbirine tuttururken bir dikiş attım sadece. Bir tur dikiş attım. Sebebi şu, sonrasında ters çevirip şu an gördüğünüz üzere ters çevirip siyahı şeffafın üstüne de geçecek ve bir katlanmış şekilde dikiş atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da sizin önünüzde bir tur yapacağım ama ben kamera kaydı dışında da aynı boşlukların arasından böyle doldurarak ikinci bir tur dikiş atacağım. Bir makine dikiş gibi temiz görünecek yani. O şekilde ayarlamaya çalışacağım. Maksadım çok çabuk kumaşla o şeffaf malzeme birbirinden ayrılmasın. Herhangi bir taşıma anında ya da bir yerde dururken böyle kendini salmasın diye. Ne kadar tutamacı olmasa da bir çanta kolay kolay yırtılmasını istemeyiz. Onun için böyle bir tur sizin önünüzde dikiş yapıyorum arkadaşlar. İkinci turu da ben dediğim gibi kamera dışında yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi zaten sonuna geldim birinci turun. Şu an görüntüye yaklaşabiliyorsanız arkadaşlar orada durdurup ya da isterseniz şey yapabilirsiniz. Şu an birer boşluk şeklinde birinci turun bitişi olduğunu anlarsınız. Ben sadece o boşluklara doldurarak dikişi devam ettim. Kaydın dışında. Hani onun haricinde hani anlatmamış olmayayım diye açıklıyorum buradan şimdi. Biraz sonra zaten diğer dikişe geçeceğiz. Şimdi de bu çanta için fermuar lazım. Fermuarın boyutu tipon. Kapa boyutu da tipon. Gösteriyorum size zaten. İki tane fermuar başı kullanacağım. Fermuar kafası. Fermuar kafasını burada işte nasıl takacağımızı gösteriyorum. Düzgün olmasına özen gösteriyorum. Potlu olmasın takış şekilleri. İki ucundan da birer fermuar takacağım. Şu an birinde takışını gösteriyorum. Zaten daha demin takmaya çalıştım, olmadı. Bir daha deniyorum güzelce olsun diye. Fermuar boyutumda yaklaşık 2,5 metre bir fermuarınız olursa eğer yapmayı düşünüyorsanız bir bu tarz bu boyutta bir bisikletiniz varsa Brampton'ın bisikleti kendisi. 2,5 metre boyutunda bir fermuar olsun. Fazla olsun da az olmasın. Çünkü kısa gelirse uzatma şansınız kötü olur. Yani çok kötü durur. Uzun olan bir şeyi kısaltabilirsiniz. Problem değil. Böyle ortada bir araya getirdim. Dikiş yaparken uğraşmayayım bir daha diye. Sonra o uzunlamasına yaptığım parçayı ikiye katlıyorum. Orta noktasını belirliyorum ki fermuarı oradan başlayacağım. Şu an gördüğünüz gibi ikiye katladım ve orta noktasını elimle tutuyorum. Solda da referans olarak gösteriyorum. İkiye katlanmış olarak o kırmızı olarak etrafında ortasına denk gelen yeri fermuarı ekleyeceğim şimdi. Fermuarın kendi plastiği mi diyeyim, metalinden başlamak yerine yanındaki kumaşından şeffafa dikişe başladım. Çünkü zaten daha kumaşı tutmadığı için orada kendini elinizi zorlamayın. Fermuarın üstüne dikiş atmaya çalışarak. Önce şeffafıyla bir iyicene tutsun. İkinci turunda hani oraya dönüşe geldiğinizde oraya ondan sonra bir iki üç tur atarsınız fermuarın baş noktalarına. Şimdi gördüğünüz gibi bir şeffafla birleştirelim. Bunu da bu arada 2 dakika hani söylemiş olayım. Bu kumaşları dikerken ki süreçteki şey geçerli. Bunu da ben kamera kaydettiğimde bir tur dikiş yapacağım. Ama kamera kaydının bitiminden sonra ben aynı boşlukları doldurarak yine ikinci tur dikişe atıyorum. Hani siz daha da sağlam olsun derseniz de iyicene geçebilirsiniz. Bu arada fermuarı dikerken şu an görüntüdeki gibi bir çapraz bir boşluk gördüm. Dediğim gibi parçalar daha önce elde ettiğim bir parçalardan gelme olduğu için ufak tefek eğrilikler var. Oraya da hemen dolduracak şekilde kırmızının soluna kalan böyle köşe. Oraya bir kumaş parçası kestim siyah elimdeki kumaştan. Onu oraya yine aynı şekilde dışarı bakacak yönler birbirine bakar şekilde ekliyorum. Fermuar dikişine bir ara verdim çünkü oradaki boşlukla çok kötü durur diye. Yine bir tur böyle ikisini birbirine denk getirip dikiyorum. Şu an hızlandırdım. Bu arada bu hızlandırmaları zaten açıklamama gerek var ya da yok. Ben söylemiş olayım. YouTube'un köşesinden 0.5'a 0.25'e getirip biraz daha ideal bir
hızla getirebilirsiniz eğer çok irdeleyerek bakmak isterseniz. Öyle bir paylaşmış olayım. Her yapıdan insanın izlediğini düşünerekten. Sonra bunu da yine üstüne siyah kumaşı şeffafın üstüne katlayarak dikiyorum. Yine ilgileneyerek söylüyorum ki bu kamera kaydı eşliğinde bunun da bir turunu dikiyorum. Boşluğa doldurarak kayıt dışında bir ikinci tur atıyorum. Şu an gördüğünüz üzere bu parçayı bitirmek üzereyiz birinci turunu. Sonrasında kaldığımız yerden fermuarı dikmeye devam edeceğiz. Şimdi evet kaldığımız yerden fermuarı dikmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir hani o dikişi devam ettireceğim bir tur. Farkındaysanız zaten bu artık o daha deminki pot ihtimalini de yok etmiş olduk. Ve ikinci kat olduğunda zaten o fermuarın olduğu yerden görüyorsunuz. 2-3 dikiş var şeffafın üzerinde. Kumaşla birleştiği noktada. Bu arada siz aynısını makineyle de dikebilirsiniz. Hani ben elimde hani bir şeyleri dinlerken dikmiş oluyorum. Hem stres atılmış oluyor hem de düşünme vesaire ıvır zıvır bir sürü şeye faydalı olduğunu düşündüğümden dolayı yapıyorum. Böyle siz de yapabilirsiniz. İşte dikişin sonuna geldim birinci turunkine. Dediğim gibi kayıt dışında ben ikinci turları atıyorum. Siz de boşlukları doldurur şekilde dikiş yaparak ikinci turu atabilirsiniz sağlam olması için. Fermuarı da fazla geldi. Bir 5-10 santim kestim. Şu anda sizin kaydınız eşliğinde de işte bir fermuarı açıp ters çevireceğim. Yani çantayı olması gereken görüntüsüne getireceğim. Fermuarlar biraz takılabilir dediğim gibi. Bu formu normal çantaların formu gibi olmadığı için destek atarak böyle hemen salaş şekilde açabiliyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bu kumaşın tipini bilmiyorum. Öğrenirsem yoruma başa tuturum ya da açıklama kısmına eklemeye çalışırım arkadaşlar. Ya da bilen birisi varsa da yoruma yazabilir. Onu da şimdiden teşekkür ederiz. Ne diyeyim yani o şekilde. Bu şekilde kolayca bir açılış sağlanıyor. Kamera kaydı eşliğinde çevirmiş oldum. Umarım faydası olur arkadaşlar. Bu şekilde siz de bir şey yapmak isterseniz ya da yaptıysanız benimle paylaşabilirsiniz. Böyle şeyler güzel çünkü. En azından ben şu an bu yaptığım tarzda bir şeyi piyasada görmedim arkadaşlar. Onun için yapıyorum. Hem de videosunu çekiyorum. Belki kendisi yapmak isterse diye insanlar. Şu an gördüğünüz gibi bisikletimin yanında onu açıyorum. Güzelce bisikletimi yerleştireceğim. Bu sayede video ilerlerken ben de şeyi paylaşmış olayım arkadaşlar. Videonun sonuna geldiğimiz için. Faydalı olmuştur inşallah. Bir dediğim gibi eleştirisel ya da yapıcı yorumlarınızı yoruma bekliyorum. Yani şu olabilir, bu olabilir tarzı. Ya da işte ufak tefek sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ve abone olmak isterseniz, yani takip etmek isterseniz beni. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.